Taksi! Taksi! Bırak oğlum, yolcusu var, görmüyor musun be? Abi, sen bin arabana git, ben bakarım başımı çaresine. Saçmalama Şükrü, buluruz bir araba. Bu kafayla araba kullanılır mı hiç? Doğru. İçkili kullanmamak lazım. Seni çok takdir ediyorum abi. Bir damla bile içsen kesinlikle direksiyona geçmiyorsun. Yaşa, ben de seni çok takdir ediyorum. Aslan abim benim. Aslan kardeşim. Dur, dur. Taksi, taksi. Hadi abi, öpeyim, iyi geceler. Ne oluyor oğlum? Sen git abi, yok. Ben biraz dolaşacağım. Hadi bin bin bin, önce seni bırakacağız. Çocuk mu ben abi? Kendim giderim. Sen geç kalma, evden bırak. Hadi hadi, bin dedik oğlum. Şimdi pataklayacağım vallahi. Bak. Çek hadi. Kendim giderdim abi, sen niye yolunu uzatıyorsun? Uzattın ama ha, seninle mi uğraşacağız? Gece tarifesi mi kardeş? Yok abi, daha gece yarısına çok var. Şaşırdın oğlum sen, saati şaşırdın. Pusulayı da şaşırdım abi. Ne yaptığımı, nereye gittiğimi bile bilmiyorum. Eve gidiyorsun, eve. Öyle değil abi. Yani hayatta nereye gidiyorum? Sen iyi kötü bir yerlere geldin, bir şey oldun. Ben bu yaşa geldim, bir halt olamadım. Ne yapsam kimseye yaranamıyorum, karıma bile. Bırak ileri geri konuşmayı oğlum. Çakacağım şimdi bir tane, sarhoş mu oldun? Yok abi, ne sarhoş. Konuşuyoruz. Eşek gibi çalış dedin, saçın sakalın ağrısın, ömrün geçsin. Elde var sıfır, akıntıya kürek çekiyoruz. Hepimiz öyle abi, bravo. Çok güzel söyledin vallahi, büyük adamsın. Ya abi, ne yapmışım ben? Suçumun ne olduğunu bir bilsem, kötü bir şey mi söylemişim Nazan'a? Unut artık şu meseleyi oğlum, her evde olur böyle şeyler. Anne, sen yatmadın mı? Babanı bekliyorum. Gelmedi mi daha? Gelmedi. Sen niye kalktın? Uyuyamadım. Pek ciddiye almamıştım ama sizin aranızda epey bir şey geçti anlaşılan. Boş ver Ali, açma o konuyu. Anlat anne, merak ettim. Anlatacak bir şey yok. Hadi hadi. İyi ya, madem çok merak ettin. Babanın bana aldığı küpeler var ya. Hani aynından ben de Zeynep'e aldım. Evet. Mesele ondan çıktı işte. Elimiz sıkışık, sırası mıydı falan dedi baba. Sakın yanlış anlama. Zeynep'ten bir şey esirgediği için değil. Anladım anne. Sen devam et. Eve para yetiştiremediğinden girdi. Benim hesapsızlığımdan çıktı. İş senin param benim param meselesine döndü. Ben de susmadım tabii. Eski defterler açıldı. Sesler yükseldi. Sonrasını sen de biliyorsun. Baban çekti kapıyı gitti. Ya bu muydu bütün mesele? Daha ne olsun Ali? Bu sefer sahiden kırıldım. Kırılacak ne var bunda anne? Para yüzünden biz de şirkette her gün birbirimizi yiyoruz. Beni asıl üzen onun söyledikleri değil Ali. Tarzı yanlış, tarzı. Yuf anne ya. Ya siz de bunca yıldır alışamadınız birbirinizin tarzına. Bir şey soracağım. Bir bira ister misin? Bilmiyorum. Sen içeceksen ben de içerim seninkinden biraz. Böyle şeyler olur. O bir asker. Biz şurada inelim kardeş. Tamam abi. Ne oluyor oğlum? Niye burada iniyorsun? Sana bir pilav ısmarlayayım. Ne pilavı oğlum bu saatte? Bizim Cafer'in pilavı. Gel sen gel. Tadı damağında kalacak. Alo Cafer, pilav attı, buyurun. Tamam efendim, hemen. Hadi beyler. Porsiyon hazırlanın. Hemen abi. İki tane de ayran koyalım. Sen köşe güzel değil misin? Tamam. Ne olmuş? Beğendin mi pilavı? Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Oo, kimler geldi? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Afiyet olsun hocam. Sağ olun. Buyurun, buyurun. Nazif Bey tanıyorsun değil mi abi? Tanımaz olur muyum? Nasılsınız hocam? Sağ olun. Sizler nasılsınız? İdare ediyoruz işte. Bize de var mı pilavdan Cafer? Olmaz mı Şükrü Bey? Tam zamanında yetiştiniz. Kapatmak üzereydik biz de.
Temiz peçete çıkar Pengal. Ayran efendim? İçeriz birer tane ayran. Buyurun. Bu saatte nereden böyle abi kardeş Şükrü Bey? Ayrola. Hayırdır hayır. Şirketten geliyoruz. İşimiz vardı da biraz. Mola mı verdiniz hocam? Mola efendim. Birazdan arkadaşa devredeceğim arabayı. Bu saatten sonra eve gidip yazılı kağıtlarına bakacağım daha. Zor sizin işinizde. Gündüz okul, gece taksi. Sormayın. Ne yapacaksınız? Çalışmazsak ayın sonunu getiremiyoruz. Hep öyle vallahi. Ah ah. Şu parasızlığın gözü kör olsun. Bak biz de öyle. Gündüz kapıcı, gece pilavcı. Ya isterseniz eve birlikte gideriz. Sağ olun Nazif Bey. Ben giderim. Şuradan iki adım. Siz abim bırakın. Nasıl istiyorsanız öyle yapalım. Çok iyi olur vallahi. Gece vakti taksi aramayayım. Zahmet olacak size. Estağfurullah. Ne zahmeti? Bak sana da müşteri çıktı hocam. Aşk olsun Cafer. Müşterimi Şevket Bey. Pardon efendim. Biraz daha tavuk. Yeter ya. Mide fesatına uğratacaksın bizi. Yersiniz efendim yersiniz. Başka yerde yok böylesi. Sahiden de güzelmiş be Şükrü. Ne dedim sana abi? Medyatik pilav bu efendim. Medyatik. Bizim Aydın meşhur etti bu pilavı. Aydın mı? Nasıl yani? Radyoya çıkarttı Cafer'i. İyi reklam oldu. Duyan giriyor efendim şu sıkıcı zamanda. Allah bin bereket versin efendim. Hocam sonu kaldı biraz daha. Alırım vallahi Cafer sağ ol. Afiyet olsun. Alo Cafer pilav attı buyurun. Özür dileriz efendim. Pilavımız kalmadı. İyi geceler. Desene şöhret oldun Cafer. Olduk efendim. Aydın Bey'in sayesinde. Sabri Bey'le aranız nasıl şimdi? Çok iyi Şükrü Bey. Çocuklara ders aldırıyorum. Saati 5 milyondan. Ne ders? Flüt, mandolin. Parayı görünce tereyağı gibi eriyor. İMF gibisin bakıyorum. Öyle vallahi efendim. Bu ekonomik krizde... Alo Cafer pilav attı buyurun. Para konuları hep böyle sorun mu yaratır? Vallahi varken başka sorun, yokken başka sorun. Niye sordun? Biz de evleneceğiz anne. Yani Zeynep'le bu işleri nasıl ayarlayacağız bilmem lazım. Herkes kendi düzenini kendisi kurar Ali. Ama trilyoner de olsan Zeynep'in çalışmayı bırakmasına izin verme. Benden sana anne övdü. Geldi baba. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Yatmadın mı daha? İyi akşamlar. Hala kızgın anlaşılan bana. Aslında çok merak etti seni baba. Bak bekledik bu saate kadar. Anlattı mı sana meseleyi? Anlattı biraz. Ya ikiniz de çocuk gibisiniz vallahi. Bitirdiniz mi biraları? Yok baba. Bir birayı paylaştık. İster misin sen de? Hadi getir bakalım. Kendine de al bir tane. Kulağını aç oğlum. Babanı dinle. Flörttü, nişanlılıktı. Hepsi hikaye. Ev geçindirmeye başlamadan anlayamazsın. Biraz ötüye git Gül. Geldin mi? Anca bitti işimiz. Çok önemli müşterilerimiz vardı. İyi tamam yarın anlatırsın. Şükrü Bey abisini almış gelmiş. Bir şeyler olmuş herhalde. Ne olmuşsa olmuş Cafer bana ne uykumu böldün. Yarın erken kalkacağım. Biz kalkmayacak mıyız Gül? Sıkıştırıp durma insanı. Biraz ileri git sen de. Kendisi açık açık söylemedi ama kavga etmişler anlaşılan. Kim kavga etmiş? Şükrü Bey'le Nazan Hanım. Ama ne derlerse ederler bize ne? Maşallah. Biz seninle hiç kavga etmiyoruz değil mi Gül? Ne güzel değil mi? Çekiştirmiş şu yorganı. Bugün Santa Luisa'da bir kişi altın kız cinayetiyle ilgili olarak tutuklandı. Şüphelinin adı Werner Lewis.
Güney Dakota'da çalışan bir inşaat işçisi. Suçlarını uyudu musun? Ve yarın mahkemeye nihayet. Anne. O da yattı biraz önce. Ne oldu ben yokken? Bir kız daha kayboldu. Ama katilin kim olduğunu anladım. Şu çocuk var Cem, ya. Cem sakın söyleme, bozuşuruz. Bak bir sonraki kurban da bu genç olacak herhalde. Şişt, susar mısın lütfen? Yeme şunu kulağımın dibinde. Rahatsız mı oldun? Evet, rahatsız oldum. E sen diyor o zaman. Katil asla o olamaz. Biraz sabırlı ol Özge. Bir de bana konuşma diyorsun. Odada biri daha var bak, perdenin arkasında. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin baba. Ne oldu, korkuttun mu? Korktuk biraz baba. Gerilim filmi seyrediyorduk da. Allah. Yattı mı anneniz? Filmi izlerken uyuyakaldım. Daha doğrusu uyukluyordu. Çıktı yukarı. Rahatınıza bakın çocuklar. İzleyin filminizi. Ben de yatacağım zaten. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler baba. Bak yine o acayip kadın. Sessiz ol biraz. Şevket geldin mi? Uyandırdı mı Mine? Kusura bakma. Anlatsana ne olmuş Allah aşkına? Geç canım, aptal aptal şeyler. Nazan da bazen iyice çocuklaşıyor yani. Çok mu içtiniz? Niye? Öyle bir halim var. Sadece sordum Şevket. Nimet? Raşit, ne yapıyorsun? Cevap ver Raşit. Şimdi de uyur gezer mi oldun? Gel buraya bakayım. Sen beni aptal mı sandın? Çantanı da hazırladın ha? Ne oluyor Nimet? Neredeyim ben? Yutmam ben bunu buraları tahta kafa. Demek evden kaçacaktın ha? Yok Nimet, ne kaçması? Sabah oldu mu, saat kaç? Senin ölüm saatin Raşit. Ecelin geldi. Gel buraya tahta kafa. Kaçma. Bu sefer paralayacağım. Eşeklik bizde zaten. Sen ol. Benim yaptıklarımı yapma. Yapmam baba. Baba hadi yatalım artık. Yatarız. Bir bira daha içeyim mi? Çok geç oldu baba. Sabah kalkamayacağız. Git artık yatağına annem uyumadan. Uyumaz olur mu? Merak etme, beni bekler. İyi işte. Daha fazla bekletme sen de hadi. Hadi bize müsaade baba. Hoşça kal baba. Hadi bakalım hayırlı işler. Öpün annenizin de elini. Öpmesinler Halil Bey, ne gereği var? Hadi bakalım hayırlı işler. Sağ ol. Ha şöyle, ne işiniz var gurbet ellerde? İtalyana, Fransız'a uşaklık yapacağınıza babanızın işinde çalışın efendi gibi. Bu hepimizin işi Sultan Hanım.
Ne kazanırlarsa %20'si onların. Helal olsun aslanım. Siz de bizi bu canavarların eline bırakıp gidin bakalım. Dön. Ne dedin sen iblis? İkisi de canavar gibi dedim Halil Bey. Maşallahları var. Aslan benim oğullarım, aslan. Göreyim sizi. Öyle ipe sapa gelmez insanlara kredi açmayın. Tamam baba, merak etme. Mümkün mertebe adrese teslimat yapın. Kimlik isteyin. Maaş bordrosu sorun. Gözünüzü dört açın. Çocuk değiliz artık baba. Biz de bir şeyler biliyoruz. Günaydın, gidiyor musunuz? Günaydın abla, gidiyoruz. Hadi bakalım, hayırlı işler. Sağ ol abla. Kocan niye gelmedi kızım? Kalkamadı baba, geç geldi pilavdan gece. Hadi oğlum, siz oyalanmayın. Yola koyulun bir an önce. Dediklerimi unutmayın. Unutmayız baba, tamam. Hoparlörü iyice açın. Gümbür gümbür inletin ortalığı. Tamam baba, açarız sonuna kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi selametle. Hayırlı işler. Hadi bol kazançlar. Hadi bakalım Sultan Hanım. Çocukların yanında söyleyemedim. Senin de gözün ayrı. Ne demek istiyorsun sen ayol? Attın sonunda ikisini de başından. Ayakların suya erdi mi bari? Duyuyor musun şunun söylediği lafları Halil Bey? Söyleme öyle şeyler kızım. Pazarlama işini akıl eden benim. Sultan Hanım'la ilgisi yok. Market ne durumda, haberin var mı senin? Tamam baba, tamam. Onu biliyoruz. Ekonomik kriz var. İşler keser. Sen yanındaki çirkefin dolduruşuna geldim desene şuna baba. Çirkef sana benzer, kapıcı güzeli. Doğru konuş, benim de yılan karı vallahi cırt diye yırtarım ağzına. Rahat dur kızım. Yırt bakalım kolaysa, gel hadi. Aman Sultan Hanım, yapar mı yapar. Uzak dur, uzak dur. Bırak beni, yolacağım saçını. Yol bakalım, dur bakalım kolaysa bana. Yusuf, dur şimdi. Anlıyorum Halil Bey. Doyurdunuz mu karnınızı güzelce? Doyurduk baba, ben iki dilim reçel ekmek yedim. Ben de gidelim yedim baba, peynir de yedim. Aferin kızım, işte öyle. Kendinize bakmayı öğrenin. Ben kalkamadım, anneniz gitti markete mecburen. Babacığım, WWAlocafer Komtere. Komtere montere derken babacığın turşusu çıkıyor her gece, ne haber? Getir kızım beslenme çantalarınızı. Birer elma. Birer de haşlanmış yumurta. Yiyin afiyetle. Ziyan etmeyin. Kolay mı kazanılıyor para? Ben bir elma daha alabilir miyim baba arkadaşıma? Arkadaşına mı? İyi. Al bakalım. Sinan için istiyor baba. Sinan için mi? Kimmiş bakalım bu Sinan? Bizim sınıftan bir çocuk baba. Ablamın sevgilisi baba. Hı? Sevgilisi mi? Ne diyorsun aptal? Aptal Yeşim, aptal Banu. Sen de sus aptal. Sen sus bakayım. Konuşuyoruz. Sevgilisi olur mu kızım? Arkadaş onlar, arkadaş. Hemen kötü manayı mı çekmek lazım? Gül, ne oldu Gül? Ne olacak? Sabah sabah tepemi attırdı yılan karı. Al sepetini, ne halin varsa gör. Benden bu kadar. Gitti mi çocuklar satışa? Aman gittiler. O yıl ışık da orada öyle sırıtıyordu nispet yapar gibi. Bileziklerini şıngırdata şıngırdata. Hadi kızım, laf dinlemeyin siz. Geç kalacaksınız okula. Hadi bakalım. Hoşça kal baba. Güle güle. Hoşça kalın. Güle güle kızım. Allah zihin açıklığı versin. Tanımadığınız insanlarla konuşmayın kızım. Hapishaneler boşaldı. Hırsızı arsızı ortalıkta dolaşıyor. Korkma anne, biz büyüdük artık. Banu, sakın bırakma ablanın elini kızım. Ben de büyüdüm anne. Bir daha gönderme beni şu markete Cafer. Vallahi bir gün boğacağım o çirkef karıyı. Sakin ol Gül. Bir daha gitmezsin, tamam. Yeşim'in bir sevgilisi varmış, biliyor musun? Ne? Sevgilisi mi? Adı da Sinan'mış. Kol kola geziyorlar herhalde okulun bahçesinde. Hay Allah iyiliğini versin senin Cafer. Sevgilisi ha. Sevgilim. Heh, sen sus bakayım geveze. Her lafa karışma öyle. Sevgilim komiserim, sevgilim komiserim. Ha, çok konuşma bak. Şimdi çarpacağım ha. Al bakalım şunu da. Bol suyla yutmak lazımmış. İç iç iç, biraz daha iç. Sus.
tuzsuz gibisi yok Selim. Hı hı. Rahat mısın böyle? Rahatım Selim, sağ ol. İnsanın kendi evinde olması çok güzel. Hastaneye benzemez tabii. Baksana, canının bir şeyler istediği olmuyor mu hiç? Nasıl yani? Ha, şey gibi mi? Hmm, şey gibi. Yok Sevim, vallahi aramıyorum artık. Ölümlerden döndüm. Sen yanımdasın ya, başka bir şey istemem. Hem söz verdim biliyorsun. Sana da kızıla da. Benim adım Cemil. Söz verdim mi tutarım. İyi günler. Buyurun. Sağ ol Cafer. Nasıl oldu Cemil abi? Fena değil. Kendin gör. Nasılsın Cemil abi? İyiyim iyiyim. Bomba gibiyim. Cemiller ölmez. İyisin iyisin. Maşallahın var. Al bakalım. Bu da benden. Biraz kuru erik, biraz da kayısı. Memleketten geldi. Sağ ol. Vitamine ihtiyacım var. Benden istediğin başka bir şey olursa çekinme. Ha? Selim, baksana şuna ne diyor? Ne diyor? Bana resmen bira teklifi diyor. Aa. Aa, yok vallahi Selim Hanım, öyle bir şey demedim. Sen beni ne sandın? İçmem dedim mi içmem. Benim adım Cemil. Yazıklar olsun, iyilik de yaramıyor sana. Söylenme, söylenme. Yürü. Şu hale bak. 2.50, 3.25, 1.50, 0.75. Adam kıyamamış notlara. Sanki cebinden veriyor. Aman baba, dokunma lütfen şunlara. Nazif'in ne kadar titiz olduğunu biliyorsun. Yemedik onun notlarını, titizmiş. 0.75 diye not mu olur kızım? Sesini yükseltme baba, uyanacak. Herkesin kendine göre bir sistemi var. Hadi canım. Konu Nazif'in sistemi de bu kadar olur işte. Zaten vatanın evladı ekonomik krizden, pahalılıktan yanmış. Bu ne biçim kevşeyi kızım, böyle limonata gibi? Doktor açık içeceksin dedi baba, unuttun mu? Aman gözünü seveyim, sınav kağıtlarından uzak tut şu bardağı, dökülür mükülür. Dökmeyiz kızım, merak etme. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür. Zaten ne yapsa kabahat oluyor bu evde. Ben bir düşkünler evine gideyim en iyisi, siz de kurtulun. Ama baba sen de ne söylesek alınıyorsun. Elin ayağın tutmuyor mu dedim şimdi sana. İyi günler. İyi günler Cafer. Buyurun. Ben alayım onları Cafer. Buyurun. Ha Cafer, Gülsüm'e söyler misin? Akşam üstüne bir randevu alsın bana Türkan Hanım'dan. Okuldan dönünce uğrayacağım. Tamam Aysel Hanım, söylerim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hoşça kal baba. Güle güle kızım. İyi dersler. Gel oğlum, durma kapının ağzında, otur şöyle. Bitti mi servisin? Yok hocam. Biter mi bu apartmanın işi? Otur hadi. Bir çay koyayım sana. Sonra devam edersin. Sağ ol hocam. İçerim bir çayını. Senin kafan bir şey mi bozuldu hocam? Hep aynı şeyler oğlum. Bizi bu evde fazlalık görüyorlar. Oh, yok hocam, olur mu öyle şey? İkisi de çok sever seni. Nazif Bey daha dün akşam senden öyle bir saygıyla bahsetti ki... Duyan, Cumhurbaşkanı anlatıyor zanneder vallahi. Yapma ya, sahi mi? Yalan mı söyleyeceğim hocam? Hangi evlat onu kadar sever babasını? Açık mı olsun çayın, koyu mu Cafer? Normal olsun hocam, bir zahmet. Heh, üç şeker yeter. Günaydın Ayşe öğretmenim. Günaydın Halis, nasılsın? İyiyim. Gene çalıştırıyor musun voleybol takımını zıp zıp böyle? Çalıştırıyorum. Bu sene şampiyon olacak mısınız yumuşak yumuşak? Elimizden geleni yapıyoruz ama bakalım. Ben de geleyim antrenmanda. Olmaz Halis, kusura bakma. Okula yabancıların gelmesi yasak biliyorsun. Hadi hoşça kal. Günaydın Aslı. Günaydın Halis. Dudaklarını mı boyadın? Evet, niye sordun? Çok tatlı olmuşsun. Öpeceğim. Sen de beni öp. Vaktim yok Halis, otobüsü kaçıracağım. Sen hala otobüsle mi gidiyorsun işe? Ya neyle gideyim? Ne biçim koca o bora böyle mel gibi? Sana araba bile almıyor. Saçmalama Halis. Biz daha bora ile nişanlı bile değiliz. Hemşart mı araba alması? Ben 4x4 alacağım karıma evlenince. En büyüklerinden. Alırsın sen, aferin. Hadi hoşça kal. Öptüm seni hiç. Öp Halis, neler söylüyorsun? Salak o salak. Ben olsam yüzüne bile bakmam. Halis, bir saattir seni bekliyoruz evladım. Hadi artık eve gel. Gelmiyorum, bana ne? Sen bana karışamazsın. Baban çağırıyor Halis.
Kızacak şimdi. Kızarsa kızsın. Yani. Canım ne zaman isterse o zaman gel. Günaydın Tertip. Niye yengenin sözünü dinlemiyorsun? Dinlemiyorum sana. Oo, sen yine ters tarafından kalkmışsın bu sabah anlaşılan. Nasılsın Ayşe abla? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Nasıl olalım abla? Bildiğin gibi. Süpürüyoruz işte sabahtan akşama kadar. Allah kolaylık versin. Sağ ol abla. Açın ki çabuk gir içeri bakayım. Pencereden ona bile laf atmak yok öyle mel gibi. Tövbe yarabbi. Nerede o? Kapıda enişte geliyor. Hah, geldin mi Halis? Geldik. Görmüyor musun? Aa, Halis. Nasıl konuşuyorsun sen Ayşe yengenle öyle? Nasıl konuşuyorsam konuşuyorum. Sana ne? Al. Şimdi patlatırım ben seni. Dumkov. Neredesin sen iki saattir? Köpeğimizi gezdiriyoruz. Görmüyor musun? Tövbe. Halis, kızdırma babanı evladım. Ver abadiyi bana da ayaklarını yıkayayım. Ne olmuş? Eski sevgilimiz de şurada. Konuştuysak yumuşak yumuşak. Eski sevgilinle mi? Ne diyor bu Ulvi? Vallahi ben de anlamadım Davut. Ayşe'cim, Halis kiminle konuşuyordu aşağıda? Bilmem abla, ben kimseyi görmedim. Söyle Halis. Kim senin eski sevgilin yavrum? Merak ettik. Bilmiyor musun sanki? Bilmiyoruz Dumkov. Söyle de öğrenelim. Aslı, Sedat amcanın kızı. O da büyüdü ne güzel. Sübhanallah. Çok ayıp Halis. Söyleme öyle şeyler. Bir su deyin ki seine medikamente regelmäßig. Natürlich, Davut. Ich mische es jeden Morgen in seinen Orangensaft bei. Halt. Almanca yok. Kendiniz öyle terbiyesiz terbiyesiz konuşuyorsunuz aranızda. Biz bir şey söyleyince yumuşak yumuşak ayıp oluyor. Ya sabır. İnsan komşusunun kızına yan gözle bakar mı Dumkov? Yakışır mı hiç bir Türk çocuğuna? Bani, benim annem Alman. Zaten ben de Almanya'ya gideceğim yakında. Yeni sevgilimi de götüreceğim. Ne tatlı. Al. Eski sevgili, yeni sevgili. Kaç tane sevgilin var senin Dumkov? Ben de sevgili çok baba. Sayısını bile şaşırdım. Sarışınlar, esmerler, kumrallar. Baban niye yok bu sabah? Kalkamadı. Akşam kafaları çekmişler amcamla. Eve gelince de birkaç bira yuvarladı. Sabah uyanamadı tabii. Dün sabah biraz canı sıkkın gibiydi. Bir şey mi oldu Ali? Annemle kavga etmişler. Annenle mi? Niye? Vallahi ben de bilmiyorum. Doğru dürüst anlatmıyorlar ki. Ama eminim incir çekirdeğini doldurmayacak bir şeydir. Umarım çabuk barışırlar. Barışırlar, barışırlar, merak etme. Biz evlenince hiç kavga etmeyelim, tamam mı Zeynep? Tamam. Beni kızdırmazsan etmeyiz. Buyurun. Yavrular geliyor bugün derse değil mi evladım? Gelecekler efendim. Okuldan sonra. Gelsinler, bekliyorum. Hayrola, sen yorgun görünüyorsun biraz. Yorgunum valla. Gecenin ikisine kadar pilavdaydım. Vah evladım, vah. Senin işin de zor. Gene iyi dayanıyorsun bu kadar yükün altında. Öyle. Allah kuvvet veriyor. Özledik o güzel pilavını da. İhmal etme, getir ara sıra. Getiririm tabii efendim. Lafım olur. Sağ ol evladım. Allah razı olsun. Gerisi müdürün gerisi, gerisi. Seni yedi seni. Ne dedi o küçük yaramaz? Kereste müdürü dedi efendim. Kim öğretiyor bilmem vallahi. Höst höst, dağdan mı indin ha? Buyurun. Ne dese komşu? Aman efendim, size değil, ne haddime. Yoksa bana mı dedin pek? Estağfurullah efendim, size de değil. O zaman yavruya söyledin komşu. Haşa efendim, ne münasebet. Küçük bey bizim canımız. Yerim seni yavru. Şşşt, sus bakayım. İlişme yavruya koçum, bırak ötsün. Katil amcası öpsün onu. Maşallah efendim, maşallah. Prensimiz de canavar hakikaten. Dikkat et amcası, gagalar. Cız. Yaramaz yine bir yerlere kaçmıyor inşallah. Kaçmıyor komşu, aldık önlemimizi. 24 saat gözaltında. Kaçsın isterse. Yavuz Bey ne yapar onu? Ne zaman isterseniz bize de bırakabilirsiniz efendim. Başımızın üstünde yeri var. Eyvallah komşu. Onu bizden başkasına emanet edemez canım abim. Ne haber koçum? İyi geçiniyor musunuz artık komşumla?
Vatandaşacak tuttuk inşallah. Yok efendim. Aramız çok iyi. Hakikaten çok iyi efendim. Allah bozmasın. Helal komşu. Hep iyi göreyim sizi. Var mı benden bir isteğin? Canınızın sağlığı efendim. Artık ne lütfederseniz. Geçen günkü kabak pek güzeldi. Parmaklarımızı yedik vallahi. Getiriz yine komşu. Yesin vatandaş. Afiyet olsun. Yürü birader. Geldim canım abim. Buyurun. Güle güle efendim. Sefa ile, sefa ile. Komşu doğru mu söylüyor koçum? Yok değil mi tatsızlık? Yok efendim. Almancıların abadesi gibi oldu vallahi. Veriyorum avantasını. Susta duruyor karşımda. Susta duruyor ha? Helal olsun Cafer. Sen de keşfettin sonunda paranın her kapıyı açtığını ha? Yürü birader. Ortalık çok sessiz birader. Belanın da pencereye çıkmıyor artık. Aman bırak çıkmasın canım abicim. Kafamızı dinliyoruz tek. Tamam birader. Görüyor musun sayın abim koçum ne alemde? Bu sabah gördüm Yavuz Bey. İyileşiyor. Bireyi bırakmış ama huysuzluğu eskisinden de beter baykuşum. Kaldır şu pislikleri koçum. Başını ağrıtmayalım vatandaşın. Hastamız var. Başına. Cafer iyi günler. Eyvallah Cafer. Güle güle iyi günler. Ey maşallah. Jet gibi mübarek. Jet. Rüknettin gel şu zorba damadına bir güzel sopa çek. Hapsetti bizi eve. Hiçbir yere göndermiyor. Bundan sonra böyle efendim. Siz iyilikten anlamıyorsunuz. Hadi. Atın adımınızı kapıdan dışarı da görelim. Tontoş söyle babana. O bize karışamaz. Hadi oradan. Nereden babası oluyormuşum o mendeburun? Bir de konuşuyor. Kedi babası ne olacak? Sen de söyle annene pis musibet. Alemin kıllı yalı kazıklarının esmerleri, kumralları onu hiç ilgilendirmez. Söyle Tontoş. Cenap Bey yalı kazığı falan değil. O koskoca bir devlet şairi. Heh, hadi efendim hadi. Kim kaybetmişti o bulmuş devlet şairliğini? Vallahi sabrımı taşırmayın. Şimdi çıkar beylik tabancamla alnının ortasından vururum o kıllıyı. Üçüncü sayfalara, reha muhtarlara haber oluruz ona göre. Ne bağırıyorsunuz efendim insanı öyle şey gibi? Bağırma kız öyle. Şimdi geliyor ha bak karışmam. Kim geliyormuş acaba? Şey geliyor. Ayla neydi kızın babanın adı? Otursana Hacer teyze. Niye ayakta duruyorsun? Oturmayayım Ali'ciğim. Ergun Bey vizite kağıdımı hazırlıyor. Beklerken gelip seni bir göreyim dedim. İyi yaptın iyi yaptın eksik olma. Bir şey içer misin? Hiçbir şey içmem sağ ol. Özlemişim vallahi. Nasıl gidiyor nişanlılık? Gidiyor Hacer teyze. Epey de gidecek bu gidişle. Ya zor sizin de işiniz. Mastar mı ne diyorsunuz? Şart mıydı sanki onu da yapman oğlum? Okuyanları görüyoruz işte. Bir an önce gitseydin askere keşke. Kursaydın yuvanı. O kadar kolay değil o işler Hacer teyze. Hele bu ekonomik darboğazda. Çok düşündük biz bunları. Düşünmüşsünüzdür tabii ama. Yine de ne bileyim. Buyurun. Hah burada mısın Hacı Hanım? Efendim rahatsız ettim. Şu viste kağıdını verecektim de. Estağfurullah Ergun amca. Ver tabii. Hadi Hacı Hanım gel. Ali Bey'in işi vardır. Tabii tabii. Hadi ben de bir an önce gideyim hastaneye. Hoşça kal Ali'ciğim. Güle güle Hacer teyze. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi hepinize kolay gelsin. Sağ ol Hacer Hanım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sırası mıydı şimdi Vistin? Hacer Hanım affedersin. Niye yalnız bıraktın hanımımı? Laf mı bu şimdi Abbas? Keyfimizden gitmiyoruz herhalde hastaneye. Belim kopacak gibi ağrıyor. Ağrısın affedersin. Ölsen de sıkacaksın dişini. Görüyorsun değil mi çocuklar? Ölecek bu da patron yağcılığından. Ne yapacaksınız Ergun Bey? Herkes sizin gibi olamaz tabii. Hadi hadi. Aa merhaba Cem Bey. Hoş geldin babam merhaba, affedersin. Merhaba hoş bulduk Abbas efendi. Hoş geldiniz. Oo efendim buyursunlar. Prensesimizi de getirmişsiniz maşallah. Benim bile gelmek istedi bu sabah. Ya, canım canım. Niye gelmedin bize? Gelemedim kızım hastayım. Hayrola Hacer Hanım ne oldu? Sormayın Cem Bey.
Gene belim tutuldu. Geçer Hacer Hanım, geçer, affedersin, geçer. Hadi sen şimdi git muayene ol, bir an önce git hanımın yanına. Hadi, yürü hadi, hadi. Hoşça kalın. Güle güle, geçmiş olsun Hacer Hanım. Efendim, prensesimiz de günden güne tatlaşıyor maşallah. Hem güzel hem de uslu. Öpeceğim, izin verirseniz. Ah, affedersiniz efendim, yanlışlık oldu. Olsun Ergun Bey, ben de usluyum. Şevket Bey yok mu efendim? Yok Ergun Bey, bugün gelmeyecek. Şükrü Bey de gelmeyecekmiş herhalde. Öyle mi? Öyle efendim. Ali Bey burada. Şirket bugün gençlere kaldı. Ne mutlu bize. İkiniz de fırtına gibisiniz maşallah efendim. Maşallah. Buyurun. Ergun Bey, kendini örnek al Abbas abi. Bak hiç yağ çekiyor mu patronlara? Hakikaten Abbas efendi. Sen niye onun gibi olamıyorsun? Cıvık bacım, cıvık, affedersin. Allah onu bildiği gibi yapsın. Oo, kimler gelmiş? Ne haber kız cadı? Ben cadı değilim. Aa, değilsin tabii. Sen benim en tatlı yeğenimsin. Biz de buradayız oğlum. İnsan bir hoş geldin de. Sen de hoş geldin. Söyle bakalım, ne istersin Su? Öğlen sana pizza ısmarlayayım mı? Ismarla. Yeğenler seviliyor da olsa efendim. Affedersiniz, Şevket Bey neden gelmedi acaba? Bir sorun yok inşallah. Sorun falan yok Ergun Bey. Canı öyle istedi. Ergun amca, sen sormadan ben söyleyeyim, bizde de bir sorun yok. Öyle mi efendim? Aman olmasın. İzninizle. Sizin konuşacaklarınız vardır. Ben şey yapayım. Abbas efendiyi göndereyim. kuzen, şirket bizim bugün. Ne yapıyoruz? İlk iş olarak Ergun Bey'in çıkışını vermeye ne dersin? Sallanma Abbas. Bir sor bakalım küçük prenses ne içecek? Gidiyoruz ya müdürüm, affedersin. Tövbe tövbe. Olanlar olmuş çocuklar. Boşanıyor bunlar. Kim boşanıyor Ergun Bey? Cembeli Özge Hanım mı? Yok kızım, büyükler. Şevket Bey ile Mine Hanım mı? Hem onlar hem de Şükrü Bey ile Nazan Hanım. Yok artık, daha neler. Görürsünüz bak, şuraya yazıyorum. Neden peki? Benden duymuş olmayın ama çapkınlık. Çapkınlık yaparken yakalanmış ikisi de. Aa. Başladınız gene yazmaya Ergun Bey. Yani Ergun Bey, çifte nikahları çok duyduk ama çifte boşanmayı ilk olarak sizden duyuyoruz. İnsan eski sevgilisini özlüyor ne de olsa Dilek. Sahi mi derdin? Sahi. Bu sabah karşılaştık. İçim nasıl sızladı anlatamam. O da büyüdü, ne tatlı. Kocaman oldu. Kimsenin eski sevgilin tertip? Söyleme Hüseyin amca, sır. Kıskanmıyorsun değil mi Dilek? Saçmalama tertip. Niye kıskanayım ben senin eski sevgilini? Hadi tertibim, hadi. Geç kalıyoruz. Tamam, tamam. Geldim Hüseyin abi, geldim. Yakışıklı oldun bak, aferin. İlikle yakanı. Taraş öyle saçlarını da damatlar gibi. Saçı yok ki nasıl tarasın? Sorduk mu sana adi? Hadi tertibim, uyma sen ona. Gelin hanım bizi bekliyor. Hiçbir yere gidemezsin. Adi, izin vermiyorum. Sen bana karışamazsın adi. Sana gözleme getireyim mi Dilek? İstemem tertip, bıktım artık gözlemeden. Sen bıkmadın mı daha? Bıkmadım Dilek, çok seviyorum. Seni köfte hor. Gözlemeyi mi seviyorsun, gözlemeciyi mi? İkisini de Hüseyin abi. Babam gelsin görürsün gününü sen adi. Amcam gelirse beni idare et, tamam mı Dilek? Postaneye falan gitti dersin. Olmaz tertip, ben Davut Uslu'ya yalan söyleyemem. İdare et bacım, idare et. Bu da çocuğun istikbali. Belki söz keseceğiz. Yürü tertibim, bekletmeyelim kızı. Tam da lafının üstüne. Al. Ne o? Süslenip müslenip nereye? Hayırsız. Hiç amca. Şeye gidiyoruz Hüseyin abiyle. Postaneye. Yalan baba yalan. Gene gözlemeciye gidiyor adi mör gibi. Ne dedim ben sana? Hayırsız. Yok artık gözlemeci bazlamacı. Ama canım çekti amca. Tövbe. Güzel konuş. Şimdi patlatır ben seni. Patlat baba patlat. Seni de bir daha burada görmeyeceğim Hüseyin efendi. Yoksa değişiriz külahlara. Tamam ustam, sinirlenme. Ben de gidiyordum zaten. Hadi, hepinize iyi günler. Nasılmış hadi? Bir daha git bakalım sıkıysa. Al. Güzel konuş büyüklerle Dumkov. O da bir saattir sevgilisini anlatıyor bize amca. Zevirlik yok, hayırsız. Duymayacağım bir daha. O bahsettiğim eski sevgilim hadi. Artık yeni bir sevgilim var benim. Gel buraya bakayım, gel. Gel. Gel, 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 gel. Kimmiş senin yeni sevgilin? Adını söylemem, bana ne döversin? Dövmem söz, dövmem.
Saçları sarı baba. Ondan sonra gözleri yeşil. Dudakları pembe pembe. Ne iş yapıyor? Bir dükkanda telefonlara bakıyor. Aa, Dilek o amca, Dilek. Puh, ahlaksızlar. Bela mısınız siz benim başıma be? Kıracağım şimdi ikinizin de kafasını. Yapma usta, yapma. Ben alıştım artık bunlara. Affet, ne olur, hatırım için. Tövbe. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Geçmiş olsuna geldik kız. Öpeyim, gel. Merhaba canım, geçmiş olsun. Eksik olmayın, çok düşüncelisiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk kız. Hadi gözün aydın, yırttın kefeni. Yırtarım. Benim adım Cemil. Geçmiş olsun Cemil Bey. Geçti geçti, sağ ol. Buyurun. Biraz dolma yaptım, ayıptır söylemesi. Niye ayıp olsun kız? Ben de enginar pişirdim. Katil getirdi taze taze. Teşekkür ederiz. Niye zahmet ettiniz? Aşk olsun, ne zahmeti. Afiyet olsun. Hepsini yerim bu akşam. Vitamine ihtiyacım var. Ye tabii kız, ye. Canlı cenazeye dönmüşsün, Allah canım alsın. Sahiden de çok korkuttu beni bu sefer. Korkma Sevim. Cemiller ölmez. Kız, ben bir de kumaş getirdim gelmişken. Dergide güzel bir model gördüm. Kalıpları falan, her şeyi var. Dikeriz şekerim, kolay. Birer kahve içeriz değil mi? Ay ha. İçeriz valla. Benimki az şekerli olsun. Ay benimki çok şekerli. Hemen yaparım. Hah, muz likidi de ver Sevim misafirlere. İyi gider kahveyle. Ya İpirkçi, bu küçük burjuva apartmanı artık sadece sıkıcı değil, düpedüz tehlikeli bir yer olmaya başladı. Sabriciğimle nörotik karısı yüzünden katil olup F-tip hapishanelere düşeceğim bu gidişle. Daha kötüsü, her an bir kıskançlık cinayetine kurban gidebilirim yani. Fena mı işte Cenab abi? Efsane olursun. Gelecek kuşaklar şiirlerini de seni de yüzyıllarca hatırlar. Alay etme canım içi, çekeceğim kulağını. Ben duramam artık buralarda. Taşınalım bir an önce, derhal ev aramaya başlayacağım. Taşınmayı isteyen sensin Cenab abi. Niye kendini aramıyorsun? Al işte. Ya terzi Sevim Hanım'ın alkolik kocası Cemil geldi, ya da Almancı dostlarımızın meme düşkünü oğlu Halis. Dua et de Sabri Bey'in hıçkırık hastası karısı Ayla Hanım olmasın Cenab abi. Ağzını hayır aç Çibirkçi, korkutma beni. Ben geldim. Halis'miş. Hoş geldin Halis. Hoş bulduk Sıtkı amcacığım. Niye geldin delikanlı? Size bir soru soracağım. Sor bakalım ama çok sor olmasın. İnsan eski sevgilisini nasıl yeniden tavlar? Eski sevgilisini mi delikanlı? Hı. Senin eski sevgilin kim Halis? Hem yeni sevgilinden neden bu kadar çabuk vazgeçiyorsun? Ayrıca yeni sevgilin kim? Bir de şu takılıyor tabii insanın aklına. Bu durumda yeni sevgilin eski sevgilin, eski sevgilin de yeni sevgilin olacak delikanlı. Hangisinin, hangisi olduğunu nasıl bileceksin? Efendim? Bakma öyle. Bakma öyle. Cevap ver. Hazır hasta yokken ben Cemil Bey'e bir bakayım Gül. Aa, bakın Türkan abla, sevaptır. Soracağım Sevim Hanım'a. Bakalım verdiği sözleri tutuyor mu Cemil Bey? Tutuyormuş duyduğumuza göre ama ona güvenilmez ki Türkan abla. Alışmış kudurmuştan beterdir. Öyle deme Gül. Hastalık şakaya gelir mi? Aa, kimleri biliyorum ben? Ha, Zeki Bey mesela. Her gün bir büyük rakıyı yuvarlarken şimdi ağzına içki sürmüyor. Sonra bir de Uğur Bey var, onu da tanırsın. Aha. Günde 3 pakete yakın sigara içen adam şıp diye bıraktı. Senin yüreğin kabarmış kız. Çok sıkılmışsın. Sıkıldım vallahi Şekir. 3 haftadır neler çektiğimi anlatamam. Ay kolay mı ayol? Büyük badireler ya. Atlattınız. Ama yakında rahata ereceksin kız. Üzülme. Bak hanenize ay doğuyor bak. Ay şurada bir kuş var kız. Bakayım. Karga mı desem, baykuş mu desem? Lafını unutma şekerim. Hemen geliyorum. Bak bak. Merhaba. Hoş geldiniz Türkan Hanım. Hoş bulduk. Hastamızı bir göreyim dedim. Aa, misafiriniz de varmış. Buyurun buyurun, yabancı yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkan Hanım geldi Cemil. Aa, Cemil? Aa. Nereye kayboldu bu böyle hayalet gibi kız? Aa, üstüme iyilik sağlık. Ayol daha demin gözümün önündeydi. Cemil! Neredesin Cemil? Belki uzanmıştır Sevim Hanım.
Yok Türkan Hanım, bir dakika önce şurada oturuyordu. Allah Allah, Cemil! Birden sordum yeni sevgilimden Cenap amcacığım. Eskisi daha tatlıymış, onu anladım. Sonra... Tamam delikanlı, tamam. Herkesin başına gelir, sen artık git. Başka gün uzun uzun konuşuruz eski sevgililerden, yeni sevgililerden, aradakilerden. Gitmem bana ne, daha bitmedi. Güle güle Halis. Sen biraz açık havada dolaş en iyisi. Güle güle delikanlı. Hatta daha iyisi sen soğuk bir duş al, kendine gelirsin. Ucuz kurtulduk birikçi, neredeyse düşüp bayılacaktım. Sen onu bir de bana sor Cenab-ı abi. Bela geri geldi. Ne var delikanlı, gene ne var, çekeceğim kulağını. Bak size kimi getirdim Cenap amca, merdiven de buldum. Hadi oradan, kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim, kendim geldim. Ne çabuk başladın ev ziyaretlerini Celil'cim ha, işimiz var seninle. Oturamadım evde, kadınlar geldi, kabul günü gibi oldu. Biri fal bakar, biri dedikodu yapar, kafam şişti. Sen de bizim kafamızı şişirmek için mi buraya geldin? Evine Celil'cim, senin istirahate ihtiyacın var. Benim adım Cemil. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Merhaba. Aa, Allah canını almasın kız, sen burada mıydın? Karın her yerde seni arıyor. Cengül abla da geldi. Ne tatlı. Çok tatlı. Buyurun hanımefendi, içeri girin. Herkes giriyor nasıl olsa. Kız nasıl kaçtın öyle kaşla göz arasında? Doktor seni bekliyor yukarıda. Bak duydun mu Celil'cim bak. Doktor hanım yukarıda seni bekliyormuş. Bekletme, çok ayıp olur ha. Ay biz de yukarıda fal bakıyorduk. Hadi yapın bir kahve, sizin de falınıza bakayım ha. Benim de bak Şengül abla. Hadi oradan, sen çocuksun. Kız onun da canı var kız. Bakarım ne olacak. Sonra da hep birlikte bir şarkı patlatırız değil mi? Haklısın abi, kaçalım biz buralardan. Hemen kaçalım İbrikçi. Sabriciğimden kurtulsak bu sefer katilciğim bakacak iyi cevabımıza. Hayrola anne, ayrılıyor musunuz galiba babamla? Aman kızım, söyleme öyle şeyler. Bu yaştan sonra lafı bile kötü. Kötü vallahi efendim. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü bunu duyunca. Bizi böyle yetim bırakamazsınız. Evet anne. Bizim velayetimizi kim alacak sonra? Kimler gelmiş? Merhaba baba. Özür dileriz efendim, uyandırdık mı? İyi oldu iyi. Keşke daha önce uyandırsaydınız. Küp gibi yatıp kalmışım. Barış. 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 Ne haber Kerata? Aslan torunum benim. Sen nasılsın bakalım, Barış'ın anneannesi? İyiyim Şükrücüğüm. Biraz para ver, alışverişe gideceğim. Para mı? Kaldığımız yerden devam ha. Annem haklı. Her şey tarz meselesi. Çözümlenmeyecek sorun yok. Yeter ki sinirler gerilmesin. İlişkiler özen istiyor. Çünkü insanoğlu kırılgan bir varlık. Ailenizin filozofu Ali konuştu efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.